Şef Nursaç Doğanışık yönetimindeki Taşkın Doğanışık Türk Halk Müziği Koromuzun Sivas Türküleri konserine hoş geldiniz. Şu anda Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Sayın Mehmet Yıldız teşrif ettiler. Kendilerini alkışlayalım lütfen. Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız'ı konuşmalarını ve açılışı yapmak üzere buraya davet ediyorum. Çok değerli protokol, kıymetli hemşehrilerim, basınımızın çok değerli temsilcileri, İstanbul Sivaslılar Derneğimiz ile düzenlemiş olduğumuz çok değerli Sivas konserimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce ayakta kalan hemşehrilerimden özür diliyorum. Ya malum Sivas'ın Pendik'teki nüfusu bir hayli kalabalık olmasından dolayı salona sığmadık. Bundan dolayı da hakkınızı helal edin. Artık burada herkes ev sahibi. Burada Sivas türküleriyle inşallah bunun telafisini yapacağız. Bizi biz yapan, birlik halini tutan ortak dilimiz, dinimiz, kültürümüz ve kültürümüzün içindeki olmazsa olmaz türkülerimizdir. İstanbul'da yaşayan Sivaslılar olarak hepimiz sıraya hasretlik çekiyoruz. Bu hasretliğiyle gönüllerimizi yakan türkülerimizi dinlerken daha bir içten hissediyoruz. Türküler aşkın sesidir, hasretin sesidir, gurbetin sesidir. Türküler birlikteliğin mayasıdır. Ne güzel söylemiş Aşık Veysel. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. Sivas'ımızın en değerli ozanlarından olan Aşık Veysel'in de söylediği gibi, birlikte olmak, birlikte hareket etmek güç verir. İkilik ise bela, ikilik ise bela getirir. Memleketimizden uzakta, davamız ülkemiz, davamız Sivas'ımız, davamız İstanbul'umuz ve davamız Pendik'imiz. Makamlar gelip geçicidir, asıl olan insandır. Makamdan değer alan değil, makama değer katan insanların sayısının artmasını temenni ediyorum. Sizleri memleket türkülerimizle baş başa bırakıyorum, saygılar sunuyorum. Bu konserimizde bize sponsor olan İstanbul Sivaslılar Derneği Başkanı Sayın Sinan Akyol. Sizi davet edebilir miyim? Çok kıymetli kaymakamım, çok kıymetli Pendik Belediye Başkanım, birbirinden değerli sivil toplum kuruluşunun değerli başkanları, yönetimleri, hep birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli arkadaşlarımız, basın mensubumuz ve olmazsa olmazımız, geleceğimizin gençleri, hanımefendiler, beyefendiler, Sivaslılar ve Sivaslı komşuları, misafirlerimiz, Sivas Türküleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız biraz gecikmeli oldu. Hepinizin affına sığınıyorum. Salonumuz biraz ayakta kalan misafirlerimiz var. Ama mevzu Sivas olunca ayakta da dinleriz biz. Oturarak da türkülerimizi dinleriz. Şimdi zaman konuşma zamanı değil. Zaman Sivas türkülerini, bizim Aşık Veysel'lerimizi, Zaralı Halil'imizi ve Kıvırcık Halil'imizin türkülerini dinleyeceğiz. Sivas'ı inşallah bu gece dolu dolu yaşayacağız ve bu programlar gibi inşallah hedeflediğimiz İstanbul genelinde 39 ilçesinde de yapacağız ve Türk halk müziğini gençlerimize daha da bildireceğiz. Çünkü adı üzerinde Türk halk müziği. Hepinize katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla, iyi seyirler diliyoruz. Programımız yaklaşık 1,5 saat sürecek. Sonuna kadar dinlemenizi dileriz ve keyifli bir programlar geçirmenizi Rabbim nasip etsin. Kalın sağlıcakla. Sayın Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yücel. Sayın Kaymakamım, çok değerli Federasyon Başkanımız, Dernek Başkanlarımız,
siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli STK temsilcilerimiz, çok değerli hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu programı organize edilmeden önce Sinan kardeşimiz ve hocamız bizi ziyarete geldiler. Ziyarete geldiklerinde Sivas Türküleri ile ilgili bir toplantı, bir sunum yapacaklarını ifade ettikleri zaman biz de belediye olarak imkanlarımızla beraber onlara yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Ve bugün sizlerle beraber inşallah beraber olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Tabii Sivaslı hemşehrilerimiz İstanbul'da yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Pendik'te yoğun bir şekilde yaşayan bir kesim. Ben de bu yazın Sivas'a ziyaret etme imkanım oldu. Orada birçok ilçeyi, birçok köyü ziyaret etme imkanı buldum. Orada bir kez daha gördüm ki Sivaslı hemşehrilerimizin ne kadar ata toprağına sahip çıktıklarını, vatan toprağına sahip çıktıklarını, nasıl birbirine yardımcı olduklarını, misafirperver olduklarını bir kez daha orada yaşayarak gördüm. Bu misafirperverliğinizden dolayı da ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sivas'ın diğer ilçelerine gelmek suretiyle, hatta köylerine gelmek suretiyle sizlerle beraber olmayı umuyoruz. İnşallah bunu hep beraber yaşamış oluruz. Ben tabii Sinan kardeşimiz toplantıyı organize ediyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bir şeyi ifade etmem lazım. Özellikle Pendik ölçeğinde STK'lar önemli bir görevi ifade ediyorlar. Önemli bir görevleri var. Ama bu görevleri ifade ederlerken her ne kadar şahıs bazlı arkadaşlarımızın siyasi görüşleri veya herhangi bir dünya düşünceleri olsa dahi STK başkanı olan arkadaşlarımızın bu hassasiyetler noktasında dikkat etmesi gerektiğini buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. Niye söyledim bunu? Bunu söylediğim arkadaş anlamıştır diye düşünüyorum. Ben tekrar sizlere iyi eleştiriler diliyorum. Allah'ın adı olsun. Pendik Kaymakamı Sayın Mehmet Yıldız, sahneye davet ediyorum. Tabii böyle çok özel, güzel bir konser olunca bizden sonra en son konuşmayı yapmak her zaman büyük bir baskı oluşturuyor ama biz de bir iki cümle söyleyelim. Biraz Sivaslı tarafımızda var çünkü bizim. Çok değerli başkanım, İstanbul Sivaslılar Derneği Başkanımız, Pendik Sivaslılar Derneği Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, yöneticileri, değerli hanımefendiler ki çoğunlukta bugün salonumuzda gördüğüm kadarıyla beyefendiler, ekmeğini yemekten, ayazını da yemekten büyük mutluluk duyduğum, 3 yıl boyunca gemerek kaymakamı olarak görev yapmaktan büyük şeref duyduğum Sivas'ımızın çok değerli yiğit insanları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeter, hazır alkış böyleyken bırakayım ben. Evet, gerçekten de uzatmaya gerek yok. Sivas, söylediğim gibi 3 yıl benim de büyük bir şerefle görev yaptığım, Antalyalı olmakla beraber kendimi Fatih Sivaslı olarak gördüğüm, Türkiye'mizin tarihi ve doğal güzellikleriyle ama her şeyden evvel yetiştirdiği insanlarıyla, İstanbul'da da çokça var, ülkemizin birçok yerinde de var, Sivas'taki ve Türkiye'nin her yerindeki çok değerli Sivaslılarla gerçekten ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu güzel konseri organize eden başta değerli Sinan Başkanımıza, Fatih Başkanımıza ve katılımlarıyla bu geceyi şereflendiren çok değerli konuklara şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de bir an önce çıkmak istiyorum Sivas'ın dağlarına. Onun için sahneyi şimdi inşallah asıl söz sahiplerine bırakalım. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.